Asya'dan Latin Amerika'ya başlığını taşıyor. Bu kitapta dünyanın büyük güçlerini inceledim. Ama özellikle Çin'i inceledim. Çünkü bölgede bulunuyordum o sırada. Çin'in bir Kuşak ve Yol İnisiyatifi diye bir projesi var. Ne demek bu? Bütün dünyada İpek yolunu canlandırmaya çalışıyor. Yani İpek yolunun sadece Orta Asya'dan değil bütün dünyaya geçmesini istiyor. Latin Amerika'da inanılmaz yatırımlar var. Afrika'da inanılmaz yatırımlar var. Hatta Latin Amerika'da Panama kanalına alternatif olacak Nikaragua kanalı projesi var. Çünkü Panama kanalının sahibi Amerika, Çin hegemonik bir savaş içinde Amerika ile. Afrika'da da birçok yatırımlar var. Ve aynı zamanda deniz yoluyla İpek yolunu canlandırmak istiyor. Yani her yandan inanılmaz projeler var. Milyar dolarlar harcanıyor şu an. Şu anda da birçok proje dönüyor. Bu projelerden en önemlisi de mesela Çin'i Sincan ya da Doğu Türkistan üstünden Arap Yarımadası'na bağlayacak, Pakistan üzerinden Arap Yarımadası'na bağlayacak bir proje. Bu projeyle Arap petrolü Çin'e doğrudan akmış olacak. İnanılmaz bir proje. Buna benzer gelecek bir takım tahminlerle ilgili bir çalışma oldu bu. Telefonum kapandı. Pardon. Evet. Evet. Bunun dışında başka bir kitapta da Vietnam ve Çin tarihini inceledim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sağ olun.